Ne oldu? Bilmiyorum. Kendimi burada rahat hissetmiyorum. Neden? Kendimi güvende hissetmiyorum. Sanki biri bizi izliyormuş gibi geliyor. Bebeğim, burada her şeyden uzaktayız. Biliyorum. Öyleyse rahatla. Bu neydi? Sanırım kırılan bir daldı. Ne de olsa ormandayız, değil mi? Hadi bakalım. Ron, hadi otele dönene kadar bekleyelim. Olur mu? Şaka mı yapıyorsun? Lütfen. Tamam ama önce soğuk bir duş almalıyım. Çok tamam, soğuk. Tamam orman adamı, elini çabuk tut. Hava kararmadan dönmek istiyorum. Ben de istiyorum. Neden hep ben ısırılıyorum? Çünkü senin tadın daha güzel. Hadi sen de gel. Burada seni yakalayamazlar. Tamam. Hemen geliyorum. İşte geldik. Kapinuni. 500 yıldır ilk kez uyanıyor. Hadi sen de bak. Tamam, bekle biraz. Ben gidip bir iz bırakacağım. Paranın satın alabileceği en iyi eğitim. Ne dedin patron? Ryan!
Aferin sana aptal. Harika, bir tepeye park et. İçinde 35 bin dolarlık malzeme olsun. Ve sen el frenini çekmeyi unut. Ehliyeti nereden aldın sen? Kansas'tan. Evet ama artık Kansas'ta değilsin taş kafa. Hey, bana Bay Taş Kafa diyeceksin. Bak, bu yanardağa ulaşmanın yanardağın kendisi kadar tehlikeli olabileceğini söylemiştin. Bu yüzden geldim. Evet, bu senin hayalindeki tatil olacak. Hey dur bir dakika, nereye gittiğini sanıyorsun? Ha? Hayır, sen dürbünü tut, ben kullanırım. Hey Scott, ben barda olacağım. Ryan, fazla içme, unutma toplantımız var. Ne? Bilmiyorum, burada daha çok erkek olmasını umuyordum. Elbette. Harikaydı, bir kadeh daha. Bunu şöyle Temple yapalım bayan. Hadi ama Scott, bu daha ikinci. Evet, ikinci ve sonuncu. Hadi, biriyle buluşmamız gerekiyor. Bizi havuz başında beklemesi gerekiyordu. İşte oradalar. Hadi. Tamam. Scott. Max, uzun zaman oldu. Geçici yanardağ izleme merkezine hoş geldin. Bu kadar çabuk gelebilmenize aslında sevindim. Aslında zor bir karar oldu. Ya Mekili Dağı'ndaki üste donmaya devam edecektim ya da cennete gelecektim. Ne yapabilirdim ki? Size ne ikram edebilirim beyler? Ben yeterince içtim ama Scott'ın bir içkiye ihtiyacı var. Ne? Bu ada büyüsü. Her yerde ortaya çıkıyorlar. Sizi son sınıf öğrencimle tanıştırmak istiyorum. Ryan Houston. Tanıştığımıza memnun oldum Max. Scott en iyisi olduğunu söylüyor. Kibarlık yapmış. Ben de sizi asistanımla tanıştırayım. Bayan Alexandra Stevens, ben işleri buradan idare ederken o da sizinle sahada olacak. Çok memnun oldum Ryan. Doktor Kinsey. Lütfen bana Scott'ı. Evet, şimdilik neler bulduk? Evet, sismik verilere bakalım. Kısa süre önce zirvenin altında bir deprem gerçekleşti burada. 3.2 ile 3.4 arasında bir seri sarsıntı izledi. Görünüşe bakılırsa bu bebek patlamaya hazırlanıyor. Belki öyle, belki değil. Küçük bir lav akışı da olabilir ya da muhtemelen büyük bir patlamada. Aman tanrım, yani sen Helen Dağı gibi mi? Pek sayılmaz. Burada yer kabuğu fazla gözenekli ama yine de büyük bir patlama olacaktır. Yamaçlarda şişme var mı? Zaman ayarlı kameralar yerleştirdik. Görüntülerini izleyeceğiz. Peki ya gaz çıkışı? Şimdilik raporlar negatif. Bu iyi. Unuttum. Bugün sizi biri aradı. Adını söylemeyen bir kadındı ama daha sonra yine arayacağını söyledi. Umarım kötü bir haber değildir. Partiye katılan bir kız daha. Bence iyi olur. Kahvaltı yaptıktan sonra yarınki planları gözden geçirmeye ne dersiniz? Ha? İyi olur. Merhaba. Su nasıl? Islak. Öyle mi? Peki sen? Kuruyum. En azından dizimden yukarısı. Bu konuda bir şey yapmamız gerekiyor. Aslında ben iyi bir yüzücü değilim. Dur tahmin edeyim. Buraya çok ihtiyacın olan bu tatile sadece güneşlenmeye geldim. Yarısı doğru. Gerçekten biraz güneşleniyorum. Ama hepsi işimin parçası. Fotoğraf çekiminde güzel görünmem gerekiyor. Sen manken misin? İnanamıyorum. Sana bir içki ısmarlamam gerek. Sen ne istersen. Şampanya dahil. Marka şampanya mı? Şaka mı yapıyorsun? Senin için bir şişe kristal bile satın alabilirim. Bu güzel bir teklif ama yabancılarla samimi olmamam gerek. Hadi ama bir şey de mi içmiyorsun? Aslında bu değişmek üzere. Güzel dövme. Tamam bak ne diyeceğim. Orada zeki arkadaşlarımın yanında insanlığa katkıda bulunacak bir şey üstünde çalışıyor olacağım. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa ıslık çal. Bu yer fazla rahat. Sanki tatilimizi alışveriş merkezinde geçiriyormuşuz gibi. Neden geldik biz buraya? Evet, dışarıda bir yerde manzara olmalı. Manzaraymış. O otobüsten gördüğün şeydir. Ben muhteşem bir şeyleri yaşamak istiyorum. Biliyor musun, şu deniz yosunu maskelerinden yaptırabiliriz. Onu evde de yaptırabilirsin. Hadi bunu görmeye gidelim.
Ah, şelale mi? Hadi şelalede bu kadar harika olan ne var? Harika olan yanı evde göremeyeceğimiz. Hadi eğlenceli olacak. Yanardağ tekneyle nehirden yukarı giderek ulaşırsınız. Sonra yamaca kadar yürümeniz gerekecek. Bu sorun olmayacaktır. Sismometreleri ilerlerken yerleştiririz. Özür dilerim, bunu biz istememiştik. İzninizle. Carla? Profesör Kinsey? Lütfen bana Scott de. Artık öğrencim değilsin. Ne işin var burada? Ben yardıma ihtiyacınız olacağını düşündüm. Geçen yılki kazadan sonra yanardağlardan vazgeçtiğini sanıyordum. Vazgeçtim ama bu Kilivaya'dan beri en büyük sismik etkinlik ve Times bu haber için bana çok iyi para ödüyor. Evet, sana minnettarım. Ama hala yardıma ihtiyacım yok. Basında çıkacak pozitif haberlerin gelecekte daha iyi ödenekler olarak döneceğinin farkında olmalısın. Övgülerden tamam, hiç bahsetmiyorum. Tamam, seni dinliyorum, seni dinliyorum. Bu senin için ilk değil. Bu yolculuklar kolay olmaz ve çok tehlikelidir. Demek istediğin Filedo Dağı'nda olanlar gibi mi? Evet, evet, Filedo Dağı'nda olanlar gibi. Bir yıl oldu ama hala eriyi düşünüyorum. Bu yüzden yanardağlardan uzak durdum. Ama geldin ve yardım etmek istiyorsun. Bilmiyorum, hazır mısın? Elbette. Sismometreler için yardıma ihtiyacım olabilir. Yani alındın mı? Alındın. Sabah ilk iş gidiyoruz. Gel, seni ekibin kalanıyla tanıştırayım. Tamam. Tanrım, sonunda geldik. Bu kadar yolu yürümenin karşılığını sonunda alacağız. Şuna bakın. Çok güzel değil mi? Size çok güzel demiştim. Hadi çabuk 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 koşun. Evet, işte böyle. Harika olacak. Koşun koşun. Bu o kadar harika ki. Şimdi orada durun. Etrafınıza bakın, tamam mı? Melekler gibi görünmenizi istiyorum. Hey Larissa, ayakkabılarını çıkar. Ayakkabılarını çıkar çabuk. Hadi dedim, çabuk çabuk. Kızlar yan yana durun, yan yana. Birbirini seven arkadaşlar gibi, evet. Ah çok güzel, çok güzel. Evet, evet, birbirinize sarılın. Ah şuna bakın. O kadar güzelsiniz ki. İkiniz de o kadar mükemmelsiniz ki. Ah sizler benim en iyi mankenlerimsiniz, tamam. Evet, şimdi bir kuş gibi uçmaya hazırlanan bir kuş gibi, tamam mı? Uçmanızı istiyorum. Evet, uçun. Kanatlarınızı çırpın. Flamingo, eh? O kadar güzelsiniz ki. Ah evet, çok güzel, çok güzel. Tamam, şimdi ellerinizi kalçanıza koyun, tamam mı? Evet, ve seksi görünün. Evet, işte böyle. Tamam, evet, seksi. Seksilik görmek istiyorum, tamam mı? Hadi, tak tak. Evet, ah şuna bir bakın. O kadar güzel ki. Dans edin kızlar, dans edin. Hadi dans edin. Evet, tamam. Tamam, dans edebilir misiniz? Hadi eğlenelim biraz, hadi dans edelim. Ha evet evet, hadi dans ediyoruz, hadi hadi dans dans, hadi koşar gibi, hadi koşan adam gibi, hadi evet. Evet, harikasınız, o kadar seksisiniz ki, zıplayın zıplayın, daha çok zıplayın, tamam. Şimdi kol kola, evet harika, kol kola, şu salon dansı gibi, hani eş değiştirdikleri ve döndükleri. Ah evet evet, çok çok iyi, çok iyi, çok iyi, evet. Hadi sen diz çök cici, hadi bebek gibi. Parmağını ağzına sok. Evet, harikasın. Evet, böyle işte. Çok iyi, çok iyi. Evet, tamam. Başka, başka. Evet. Tamam, sizden suyun diğer tarafına gitmenizi istiyorum. Fotoğrafınızı orada çekeceğim. Unut bunu, tamam mı? Benim o kaygan kayaları tırmanmaya niyetim yok. Benim de. Peki ama neden? Orada bir melek gibi görüneceksiniz. Dergiler bunlara bayılacak. Ve orası güvenli. Çok güvenli. Eğer o kadar güvenliyse neden sen gidip yapmıyorsun? Ne? Ne? Güzel. Ah!
Size göstereceğim. Tada! Kadın yanında buldu. Herhalde sana bunu anlatmamı istemezdi ama burada olmamın sebebi masrafları babamın karşılaması. Ne masraflarını? Her şeyin masrafını. Malzemelerin, teknenin, uçağın, tüm bu gezinin. Elbette. Ama benim fikrimdi. Yani İsviçre'ye kayak yapmaya gidecektim. Ama sonra Scott bana bundan bahsedince bu harika bir şey olur diye düşündüm. Buna saygı duydum. Uzmanlık alanın neydi peki? Yanardağlar. Senin gibi yanardağ bilimi. Evet, senden bahsetmişken şu an çıktığın biri var mı acaba? Bence fazla ileri gittin. Devam etmek istiyor musun? Anlaşıldı. Hala burada değil. Neydi bu adamın adı? Ha, bundan hoşlanmıyorum. Ada yanardağı izlemeye gelenlerle dolu. Sonunda birileri ölecek. Bu adamın işini bildiğinden emin misin? Kimberly Taft olmalısın. Sanırım geldim. Nasıl anladın? Bana güzel dudaklı ve endişeli görünen bir kadını aramamı söylediler. İşte bu sensin. Jack Gilpatrick, seni televizyonda gördüm. Hiçbir zaman mahkum olmadım. Bütün suçlamalar düşürüldü. Doğa kanalında demek istedim. Hangi bölümdü? Ruanda'da bebek gorilleri besliyordun. Çok tatlıydı. Tatlı? O küçük haydutlar kesler demez her yerime işediler. Ama hala avcı mısın? Eğer fiyat uygunsa. Tatlım. Fiyatın uygun olmasını sağlasan iyi olur. Bir şeyi baştan anlayalım, olur mu? Bana tatlım demeyeceksin. Bu benim gösterim, patron benim. Evet efendim. Eğer Kirpetlik göreve hazır efendim. Aa, bu çok komik. Yola çıkmadan önce kahvaltı yapmak ister misin? Hayır. Ben kahvaltımı yanıma aldım. Harika. Peki nereye park ettik? İşte buraya. Hadi gidelim. Tamam, onu da ver. Teşekkür ederim. Tamam, hazırız Ryan. Her şey hazır mı? Elbette doktor. Adımlarına dikkat et. Dur, cip ne olacak? Joe, bizim için arabalara göz kulak olur musun? Teşekkür ederim. Çözdü mü? Evet. İşte gidiyoruz. Yola çıkmaya hazır mısın? Ben hazırım, ya sen? Burası açık. Peki bu timsah o güçlendirilmiş kafesten kaçmayı nasıl başardı? Çok büyük ve hızlıydı. Uyuşturucularımıza direnç geliştirmeye başladı. Yanımda vahşi bir fil sürüsünü bile durdurmaya yetecek kadar kurşun getirdim. Merak etme. Umarım öyle olur. Şu anda bile büyümeye devam ediyor. Hiç merak etme. Bir timsahsa halledebilirim. Tamam. Hey, bu arada seninle konuşmak istediğim bir şey daha var. Peki neymiş o? Burada kontratta şöyle yazıyor. Avlanacak olan türün doğası tamamen gizli tutulacaktır. Eğer bu madde ihlal edilirse üstenci anlaşılan ücretten vazgeçmiş sayılacaktır diyor. Bu doğru. Güvenli bir şekilde yakalanması ve çeneni kapalı tutman için $5,000. Bu çok pahalı bir sır tatlım. Çok doğru. Ve bana tatlım deme. Gerçekten muhteşem. Çok güzel değil mi? Hadi anlat. Haberinin arkasındaki gerçek bakış açısını. Patlamaları tahmin etme konusundaki bilimsel ilerlemelerle ilgili bir haber. Bilimi ilerletmek için ne olursa.
Yanardağ bilimcilerin psikolojilerine de yakından bakacağız. Yani kratere giderken ruhumu da analiz etmeye çalışacaksın, öyle mi? Kesinlikle. Bence bu açıdan ilginç bir okuma parçası olacak. Evet. İyi şanslar. Ama sen bir çevre bilimcisi olacaksın. Bu diğer bölümlerden çok daha harika bir şey. Tüm aptal ve yukalaların yuvası. Ama kızlardan bazıları idare eder. Sadece ikisi. Geriye kalanlar kendilerine çöp gibi davranan işletme öğrencilerinin peşinde. Bir şey bulabildin mi Magellan? Bu nehir sonsuza kadar sürecek gibi ama tam buradan kestirme yolu kullanırsak çok daha çabuk ulaşabiliriz. Gidelim mi? Hadi gidelim. Tamam. Neden konuşabileceğin ve eşcinsel olmayan bir erkek bulmak bilimsel olarak imkansız ha? Çok şey istiyorsun. Uygar mı aradım? Gerçekten var mı? İşe gittiğimde patronum şöyle dedi. Ne cüretle buraya yarı sarhoş gelebiliyorsun? Ben de cevap verdim. Hey, param bitti. En fazla bu kadar sarhoş olabildim. Hey, yarı yarıya Jack. Bu son. Ne? Hayır. Öz kaynak katılım. Taşıyorum. Al. Hepsinin zamanı var arkadaşım. Hepsinin zamanı var. Ha? Sandviçlerimi ezdim. Çocuklar bekleyin. İnanın bana bu kadın bambaşka bir şeydi. Daha merhaba demeden yatağa atlamıştı. Konuşma zorluğu çekiyor olmasın? Bunun neyle ilgisi var? Belki sadece hayır diyemiyordu. Baylar. Geleceğimizin anahtarına bakıyorsunuz. Anlamıyorum. Çünkü sana bilmen gerektiği kadarını Hadi, söylüyoruz. Hadi tamam. Sen anlat. Bilmeye hakkı var. Rio'dayken Jack akşamdan kalmalığa bir çare buldu. O şeyden bir damla alınca hiç olmadığın kadar ayık oluyorsun. Hadi anlat ona. İnan bana o kadar sarhoştum ki adımı bile unutmuştum. Barman bana bir yudum verdi. Bu şeyden bir yudum aldım. Yeterlilik sınavında birinci olabilirdim. 60-40. Bir satıcıya ihtiyacım var. Ben eskimolara buz bile satabilirim dostum. 55-45. 55'i sen alacaksın. Anlaştık. Evet. Tanık yüzde kaç alıyor peki? Seks yüzdesi. Her yer kadın dolu dostum. Neşan. %45'ini hak etme zamanı geldi. Git. Ne yaptığını biliyor mu? Bilmediği ortada. Bu yüzden iki numaralı ortak. Elini sokup öyle alman gerekiyor. Bunun için iki şirket arabası alırım. Kolumu ısırdı. Güzel. Bu gizli formülü tamamlıyor çocuklar. Sırrı saklaman için %10 alacaksın. Ne? Hayır dostum. Hadi dön. Bak bu önemli, tamam mı? Güvenlik her şey demek. Bunun içine koy. Termos. İşte. Bu solucandan çok Tenya'ya benziyor. Hey. Solucanın erkeksi yanını ortaya çıkardığını söylerler ama ben etkinin daha güçlü olmasını sağlamak için içine uyuşturucu mantarlardan attım. İşte klinik deneyler başlıyor çocuklar. Ben buna içerim. Bana da biraz ver. Ne, hemen değil tamam mı? 30 dakika beklemen gerekiyor. Salla hadi, hareketi biliyorsun. (Gülüyor)
Riffa Bazookas'ın çene kemiğinden elde ettiğimiz DNA'yı laboratuvarda çoğalttık. Modern bir timsahın yumurtasını enjekte ettik. Neyin çenesi? Fa Bazookas. 17 milyon yıl önce Pliyesin çağında yaşamıştı. Soyu tükenmiş bir türü yeniden yarattınız. Neden? Genetik evrimin etkilerini incelemek için. Hey, orada dur. Üstünde mikroçip var. Sinyal almaya çalışacağım. Anladım. Süper timsahın keskin tırtıklı dişleri var. Modern timsah bunun tersine avını bütün olarak yutar. Bu ısırıp eti parçalayabilir. O zamanlar küçük dinozorları öyle öldürüyormuş. İçtiğin o şey ne senin? Sekborbun. Eski bir aile tarifidir. Rüzgara karşı içmesen olur mu lütfen? Bourbon kokusu şu anda sorunlarının en küçüğü. Bu yaratığın ortadan kalkmasının bir sebebi olduğu hiç aklına geldi mi? Evet, muhtemelen dinozorları yok eden şey onu da yok etmişti. Ama nedenini bilmiyoruz. Ben biliyorum. Doğa zamanının dolduğuna karar verdi. Ha, pek sayılmaz. Bak profesör. Evrimsel genetik ya da adı her neyse o şeyde derecem yok ama... sizin o süper timsahınızın yok olmuş olmasının nedeni bence... bize yer açmaktı. Onu bulduk. Nehrin 3 mil aşağısında. Bilimcilerin hepsi çok sıkıcı ama Greg'de biraz umut var. Gerçekten mi? Geçen hafta bir espri yaptı. Aa, lütfen. Hala varmadık mı? İki bacağını bir pantolona sokma diyeceğim ama pek giydiğin söylenemez. Her zaman şakacısın ha. Bunu da Greg mi yaptı yoksa? Aa, bu Greg için biraz fazla zekice. Sivri bir topayla gözünün oyulmadığına dua et. Oh Tanrı'ya şükür. Vay canına. Aa. Sherlock, sen buna ne diyorsun? Temel diyorum sevgili Watson. Bence güneş kremini unutmuş. Ah Tanrım. Tanrı'ya şükür dur, ben... Dur sakin ol. Bir katil var. Ne? Nerede? Orada arkadaşlarımı yakaladı. Polis arayacağım. Bana tarif edebilir misin? Neye benziyor? Ne giymişti? Ne mi? O bir timsah ve çok büyük. Bu bir canavara benziyor. Cici yakaladı ve yedi. Hawaii'de timsah olmadığından emin olabilirsin. Aslında bu adalarda hiçbir tehlikeli hayvan bulunmaz. Yemin ederim. Bir çevre bilimleri öğrencisinin sözüne güvenebilirsin. Yemin ederim, onu kendi gözlerimle gördüm. Çok mu çektin sen? Uyuşturucu kullandığımı mı sanıyorsun? Ben uyuşturucu kullanmadım, sen kullanmışsın. Özür dilerim ama bu bizim cennetteki son günümüz. Ve bunu senin sinir krizini harcamak istemiyoruz. Yani otel o tarafta. Evet, güneşi sağına al. Hayır, o tarafa gitmeyin. Doğrucu kucağına düşeceksiniz. Merak etme, bize bir şey olmaz. Bir doktora görün, belki sana bir sakinleştirici verir. Evet, ve ona güneş çarpmasını da sor, olur mu? Nesi var bunun böyle? Akları kaçırmış. Burada hiçbir şey yok. Ne yılan, ne böcek. Sadece cennet. Burada olduğundan emin misin? GPS yalan söylemez. Tamam. Ne kadar çabuk yakalarsak o kadar çabuk öldürürüm. Ve bu adadan o kadar çabuk ayrılırız. İnan bana, o kadar kolay olmayacak. Onu gördüm. Jack Kilpatrick'i pek tanımıyorsun değil mi tatlım?
Orada iyi bir yer var. Gördüm. Tamam. İşte orası. Bir şeyler yemek için iyi bir nokta. Etrafta ateş karıncası görmüyorum. Evet, elbette. Hayır, doğru söylüyor. Ama merak etme. Yerlilerin ısırığı sadece kaşındırır. Seni öldürenler ithal olanlardır. İkisini nasıl ayırt ediyorsun? Yerli olanlar aslında seni hemen ısırırlar. Yabancılarsa ölmeden önce biraz kaşındırırlar. Sadece şaka yapıyorlar. Bu adada ateş karıncası yok. Hayır, biliyorum. Ben mi hayal görüyorum, yoksa o kayanın üstündeki şey kan mı? Sanırım bir doğum kayası. Su ister misin? O da ne? Kadınların doğum yapmaya gittikleri bir yer. Zor bir şeye benziyor. Yiyecek bir şeyler ister misin Ryan? Bakın, neden önce biraz yüzmeye gitmiyoruz? Hayır. Dur bir dakika, tamam mı? Burada en fazla 15 dakika kalacağız. Daha fazla değil. Hmm. Beni dinlemiyorsun. 15 dakika. Senin yüzünden güneşin altında yürümek zorunda kalacağız. Orada, karşımızda. Sinyal kayboldu. Lanet olsun. Onu kaybettim. Bu şeyin çalıştığından emin değilim. Doğru izleyiz. Böyle düşünmenin nedeni nedir? GPS'i boş ver. Burada 35 yıllık av tecrübesi var. Yaklaşıyoruz. Lanet olsun turistler. Onları bana bırak. Ryan, gitmeliyiz. Ağaçtaki meyveler yenir mi? Buradan anlamak zor ama orman yenilebilir bitki ve meyvelerle dolu. Yol için bir şeyler toplayacağım. Ama kokuyor, dikkat et. Zaten gereğinden fazla durduk. Müsildir. Evet, şimdi acele et, tamam mı? Yola çıkmamız gerek. Sen seninle gelmemi ister misin? Meyveleri toplamak için. Belki afrodizyak da toplarsın. Elbette burada ihtiyacımız olduğundan değil ama... Tamam, şaka yapıyordum. Şaka yapıyorum gerçekten. Ben şakacı biriyimdir. Şakaydı. Carla, iyi misin? Ben gidip bakacağım. Ne oldu? Dokunma. Nedir bu? Her neyse, bir insan vücuduna aitmiş gibi duruyor. Hemen uzaklaşın oradan. Hey bak, hiç sorun değil. Ben bu şeyden uzak durmak için her şeyimi veririm. Kimsiniz siz? Özel bir doğal yaşamı koruma alanından izinsiz geçiyorsunuz. Biz yanardağ bilimcileriyiz. Ve sen kimsin? Ne demek izinsiz geçmek? Burası soyu tükenmekte olan hayvanların koruma alanı. Sizi izinsiz avlandığınız için tutuklatacağım. Ben Manila'daki Hawaii Üniversitesi Jeoloji Departmanı'ndan Alexandra Stevens, Dr. Scott Kenzie ve ekibi bizim isteğimiz üzerine buradalar. Yanardağ'daki hareketlilikleri izliyoruz. Nehrin iki yanındaki yağmur ormanı ve şelale. Hepsi korunağa dahil. Ve gitmenizi istiyorum. Yanardağ'ın sahibi değiller. Hayır. Değil mi? Bu bölgede nehirden geçiş bütün yolculara tanınan bir izindir. Bak, biz sadece yanardağın yamacına ulaşıp araştırmamızı yapmak için yağmur ormanı içindeki patikayı kullanmak istiyoruz. Korunağın içinden lavların geçip geçmeyeceğini öğrenmek istemiyor musun?
Yanardağ'a kadar mı gideceksiniz? Doğru. Patika orada, kullanın. Tamam. Gelin, gidelim. Tamam. Kötü bir fikir ama herhalde biz de Google'daki adamlar gibi bir sürü hayır işine yardım edebiliriz, değil mi? Ben şey, vermeyi tuzdanlık ayırma fabrikası kuracağım. Tuzdan arındırma mı? Onun nedeniyle. Ondan inşa edeceğim. Ben de katılabilir miyim? Hiç çekinme kardeşim. Al bakalım, yakala. Her şey çok garip görünüyor. Sen de çok garip görünüyorsun. Oh. Nesi var? Kafayı buldu, ne olacak? Hey, ne oldu Sean? Sana çok fazla mı geldi? İnanamıyorum. İnanma dostum. Çocuklar, kafam o kadar iyi ki. Sean! Sean kalk! Ne? Sean! Tamam. İstersen şunu bir deneyelim. Bütün kariyerini patlayıp patlamayacağını bilmediğin bir şey için riske atmak nasıl bir duygu? Buna alışığım. Yıllardır yapıyorum. Sonraki soru? Tanrım, senin ağzından laf almak kolay olmayacak. Laf mı? Ne lafı? Bu bizim okuyucunun uykuya dalmasını önleme bölümü dediğimiz bölüm. Evet. Rahat rahat uyusunlar. Tamam. Hazır mısın? Evet, teşekkür ederim. Burada kibar birini görmek güzelmiş. Evet, güzel kadınlara karşı her zaman kibar olmaya çalışmışım. Seninle de röportaj yapmamı ister misin? Bak ne diyeceğim, benimle Lua'ya gel. Sana her şeyi anlatırım. Hiç pes etmiyorsun değil mi? Hadi, müzik, dans, palmiyelerin üstünde ay, ayakların yerden kesilecek. Öncelikle buraya eğlenmeye gelmedim. İkincisi, seninle ilgilenmiyorum. Ryan, sen iyi bir çocuksun ve zamanında geri dönebilirsek Lua'ya gideriz, söz veriyorum. Eğer benimle Scott hakkında konuşmayı kabul edersen. Elbette, ne öğrenmek istiyorsun? Zamanımın çoğunu yazmak yerine arazide çalışarak geçiriyorum. Müdürlükte bu yüzden pek sevilmem. Biz burada eylem adamlarına kendini bilmez ukalalardan daha çok saygı gösteririz. Evet, ama bir yerlere gelenler hep onlar olur. Burada olman o kadar iyi ki başka kimse bu riske girmezdi. Yanardağ patlamalarını tahmin etmeye çalışırken her zaman riske girmen gerekir. Patlamazsa herkes sana deli der. Patlarsa o kadar çok korkarlar ki o güne kadar söylediğin her şeyi unuturlar. Ya bu olmazsa? 500 yıldır uyuyan bir yanardağ sonunda gerçekten patlarsa evet, belki de bu konuda bir yazı yazarım. Ve bu gerçekten güzel olur. Siz ikiniz ne hakkında konuşuyorsunuz? Bir sürü sıkıcı yanardağ bilimi saçmalığı, karla mesleki konular, okuyucuları uyutacak şeyler. Thank you.
Biri mi var? Aman tanrım, seni duydum ama timsah olduğunu sandım. Onu sen de gördün mü? Evet, arkadaşımı ve şu fotoğrafçıyı öldürdü. Şelalenin yanında çekimdeydim. Benim arkadaşlarımı da öldürdü. Biz bu tarafa geliyor. Buradan kaçmamız gerek. Ben şansımı burada deneyeceğim. Hadi yürüyün çocuklar. O tüfekli adamı beklemeyelim. Oradaki sorun izinsiz girmiş olmamız değildi. Bizi korkutup uzaklaştırmak istediği çok belliydi. Ve o şeyin ne olduğunu bilmemizi istemiyordu. Evet ve muhtemelen Jimmy Hoffa'nın nerede gömülü olduğunu da biliyor olmalı. Yemin ederim o bir tür insan vücudu parçasıydı. Kurtların yediği o şeyin ne olduğunu bilmiyorsun. Her şey olabilirdi. Yaban domuzuna ait olabilir. Beni yanardağ daha fazla düşündürür. Evet, muhtemelen bir yaban domuzuydu. Evet ama yaban domuzunu öyle yiyen ne? Sinyali yakaladım. Çok yakında ama engel olan bir şey var. Nehir kıyısında bir şeyler atıştırmış. Birine mi saldırmış? Saldırmak orada gördüğün şey için çok hafif bir ifade. Böyle bir şey olmasından korkuyordum. Yine yakaladım. Sinyalin yeri bulundu. Koordinatlar alınıyor. Yaklaşıyoruz. Büyük bir mağara. Kendine saklanacak bir yer bulmuş olmalı. Buradan anlamak zor ama anlaşılan burada yatıyor. Jake, inan bana, o şeyle kapalı bir alanda yüz yüze gelmek istemezsin. İkinci karımdan daha kötü olamaz. Hey, şuraya ışık tutsana. Çip. Anlaşılan bir şeye takıldı ve düşürdü. Sanmıyorum. Bence bunu parçalayarak çıkarmış. Bu içgüdü. Her vahşi hayvan kapandan kurtulmak için kendi bacağını koparabilir. Bu bir kapan değil Jack. Bu hissedemeyeceği bir çipti. Belki öyledir. Belki şansı yaver gitti. Derisinin altına yerleştirilmişti. O tarayıcıyı yeniden programlaman gerek. Yine yanlış yere gitmek istemeyiz. Hala burada olabilir. Bu mağara ne kadar derin? Şu volkanik kayaları görüyor musun? Bu bir mağara değil. Bir lav tüpü yanardağın içinde bir yere çıkıyor. Geri dönüp o yanardağ bilimcileri bulsak iyi olacak. Bu şeyin nereye çıktığını öğrenmenin tek yolu bu. Hadi gidip bulalım. Tamam, 6.726 şu anda yakadayız. Bu şey demek. Yani yanardağın alt yamacı. Bak, senden önce onun yanında çalışıyordum. Ben de öyle diyecektim. Tüm sismik aktivitelerin kaynağı buydu, değil mi? Evet ve güney yamacında toprakta çökmeler oldu. Tamam, sismometreyi kurduk. Güney yamacında sismometre var mı? Evet, 3 tane yukarıdalar. Tamam, hadi gidip bakalım. Tamam, bizi takip edin. Hey, durun bir dakika. Max aramadan önce yeni sismik verileri yüklemem gerek. Tamam, indirmeyi bitirdim. Gidelim. Hey!
Merhaba. Neler oluyor? Bilmiyorum ama o adamdan kurtulmayı umuyordum. Bugün olanlar için özür dilerim. Buralarda insan görmeye pek alışık değiliz. Bakın, bize biraz bilgi verir misiniz diye soracaktım. Şu şelalenin yanındaki lav tüpü nereye çıktığını biliyor musunuz? Yanardağ'daki bir bacaya. Yerini biliyor musunuz? Çok sayıda var. Yerlerini gösterir misiniz? Bunu neden yapalım? Yani burada önemli bir işimiz var. Gelin şuna bakın. Bilgisayarında bir topografi haritası var. Sen bilirsin. Kontrol etmeniz gerek ama şelaleye inen tüplerden biri bu olabilir. Harika. Kaydettin mi? Hı hı. Bakacağız. Teşekkür ederim. Bunun aktif bir yanardağ olduğunu biliyor musunuz? Ve belki de bacalarına girmek çok akıllıca değildir. Bunu unutmayacağız. Gidelim kim? Kamera ağda toprak hareketi onaylandı. Basınç birikiyor olabilir. Doğu kamera B'ye bakıyorum. Bir şey hareket etti. Tekrar ediyorum, kamera B'yi kontrol et. Bir tür sorun var. Toprak hareketi mi? Bilemiyorum. Siyah bir şey görüntüyü kapattı ve sonra görüntü kesildi. Tamam. Teşekkür ederim Max. B kamerasıyla ilgili bir sorun olduğunu söyledi. Tamam. Ryan, işte Jeep için kendini affettirme şansı. Şimdi o yamaca git. Tamam mı? B kamerasına bak ve yamaç açısından değişiklik olup olmadığını kontrol et. Evet, gidiyorum. Git göster onları. Ha, ben iyiyim. Tamam. Tamam. 2.62 milimetre. Tamam. ...1.65 milimetre. Tamam. Buradan daha güçlü veriler alıyorum. 3.25 milimetre. Tamam. Başınıza dikkat edin. Sadece bir sarsıntı. Hadi aşağıdaki çıkıntının altına gidin. Hadi gidelim. Çıkıntıya gidin hadi. Malzemeleri bırakın, gidin gidin. İlk baca orada bir yerde olmalı. Bak, sanırım bu o. Bitimsel depreme neden olabileceğini söylüyoruz. Hadi, burada durmak güvenli değil. Kımıldak, kımıldak. Koş. Daha hızlı, daha hızlı. Anlaşılan yanlış türden bilim adamları var. Deprem olurken deprem bilimciye ihtiyacınız olur. Birkaç kaçık yanardağ bilimciye değil. Sonra tek gereken artçı şoklara dikkat etmek.
Bak eğer merak ettiysen bu bir meteor yağmuru değildi. Bu kayaları fırlatan yanardağıydı. Ve genelde depremi bir patlama izler. Yani bir patlama mı olacak? Bilmiyoruz. Ne demek bilmiyoruz? Bu senin işin. Bak yanardağ bilimi kesin bir bilim değildir. Verileri, kanıtları toplarız ve en iyi tahminimizi yapmaya çalışırız. Tamam mı? Hepsi bu. Max buna ne diyor? Sismometreler zirvede artan bir etkinlik kaydediyor. Yanardağın olduğu yer değil mi? Doğru. Bakın bu korunakta soyu tükenmekte olan türler var. Eğer patlamanın zamanını kesin olarak belirleyebilirseniz onları lavın önünden çekme şansımız olur. Öyleyse yapsanız iyi olur hemen şimdi. Çünkü görünüşe bakılırsa tüm dağ patlayabilir. Bakın siz eşyaları alın. Ben gidip Ryan'ı alacağım. 10 dakikaya kadar dönerim. Lav tüplerinin çıktığı yer orası mı? Evet ama korumanız gereken hayvanlar yok mu? Orada hayvanlar olduğunu sanmıyorum. Sen onlarla git. Ben etrafa göz atacağım. Sana yetişirim. Ryan! 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 Yardım edin! İmdat! Ne işin var burada? Neden diğerleriyle değilsin? Yardıma ihtiyacın olduğunu düşündüm. Gel şuna bir bak. Bir şey ona saldırmış. Ölmüş. Ah Tanrım. Lanet olsun, kaçırdım. Bu da neyin nesiydi böyle? Bir timsaha benziyordu. Bu bir timsah değil. Bir mutasyon. Yanardağ'ın tepesinde ne işi var? Nehir kıyısında olmalıydı. Muhtemelen lav tüpünden tırmandı. Başından beri biliyordun. Onu izliyordun ve buraya çıkmamıza izin verdin. Nerede olduğundan emin değildik. Ve hatırlıyorsan buraya gelmemeniz için sizi uyarmaya çalıştım. Elinde tüfek olan sensin. Kullan. Nereye gidiyorsun? Patlamadan önce ekibimi bu adadan çıkaracağım. Sana da aynı şeyi tavsiye ederim. O tekne onu korkutmuşa benzemiyordu. Dikkatli olsan iyi edersin. Arkamızdalar mı? Hayır. Haydi acele edelim. Ben bekliyorum. Scott özellikle bir saniye bile kaybetmememizi söyledi. Hemen otele dönmek ve insanları yanardağ patlamadan adayı tahliye etmeye ikna etmeliyiz. Hani yanardağ ne zaman patlayacağını bilmiyordun? Ben de bazen kendi içgüdülerime güvenirim. Hadi. Sen git. Bence iki bekleyeceğim. Scott'ı da getiririz. Bize hemen yetişecekler. Ayrıca bunu tek başıma yapamam. Yardımına ihtiyacım var. Tamam. Aman Tanrım. Arkanızda! Jack! Burada! Çabuk ol! Carla! Hadi, hadi. Hadi, hadi.
Herkes sudan uzaklaşsın. Yüzeye çıkabilir. Tamam, geçti. Geçti. Alexandra nerede? İşte Alexandra, iyi misin? İyiyim. Elimi tut. Yardım et. Hadi gel. İşte doğayla oynarsanız bu olur. Kaçık bir kadındı ama hiç kimse bu şekilde ölmeyi hak etmez. Yalanların nelere sebep olduğunu gördün mü? Ben bir avcıyım, bilim adamı değilim. Bu şeyde ben de senin kadar masumum. Yani kapa çeneni. Artık hepimiz sorumluyuz. Nehirden aşağı doğru gidiyor. Kasabaya gidip insanları uyarmalıyız. Bir lav nehri ve katil bir timsah mı geliyor diyeceğiz? Asla inanmazlar. Ben bile inanmakta zorlanıyorum. Alexandria! En hızlı dönüş yolu hangisi? Yol mu, nehir mi? Bu botu alırsak nehir. Ama o şeyin ne kadar büyük olduğunu görmediniz mi? O benim, peşinden gideceğim. Sen yanardağın için endişelen. Kasabaya gidip onları uyarın. Bak, ben de onunla nehirden gideceğim. Siz yoldan gidin. O şey peşinizden gelirse ölürsünüz. Bu yüzden sen ve Alexandra'ya yedeğim olmalısınız. Lütfen benim için yap. Tamam mı? Eğer Kaptan Ahab olmak isteyecekse ekibimden birinin o botu olmasını istemem, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Biliyor musun, bahsettiğin şu timsah, onun soyu tükenmekte olan bir tür olduğunu mu söylüyorsun yani? Evet. İnanmıyorum. 10 metre boyunda, diken kuyruklu. Böyle bir şey daha önce görmüştüm. Nerede? Hadi, ben de çocukken herkes gibi dinozor hayranıydım. Kimi kandırdığını sanıyorsun? Peşinde olduğun şey bir timsah olamaz, olabilir değil mi? Tarih öncesinden kalma bir timsah. Fabazulkas. Süper timsahların King Kong'u. Sadece ne kadar süper olduğunu anlamamışız. Dinliyorum. O kaçık kadın bir çene kemiğinden DNA elde etmiş. Ve cehennemden gelen insan yiyen bir turbo timsah yaratmış. Biliyor musun, birkaç yıl önce sırf bu şeyi yaptığı için kapatılan bir şirket olmuştu. Evet, anlaşılan araştırma bırakılamayacak kadar değerliymiş. Yeniden başlamış. Demek korumaya çalıştığın soyu tükenen hayvan oymuş. Anlaşılan soyu tükenecek olanın biz olacağımız akıllarına gelmemiş. Anlaşılan gelmemiş. Orada kıyıda bir balıkçı var. Sudan uzak dur, geri çekil. Geri. Yeni bacalar açılıyor ve duman yükseliyor. Duman neden koyulaşıyor? O kül. Bu ısınmaya başladığı anlamına gelir. Yakında eriyik kayalar buradan ve sıcak lav ortaya çıkacak. Durduğun için teşekkür ederim. Ben Carla, bu Alexandra. Merhaba. Capinio Yanardağ izleme ekibindeyiz. Bu acil bir durum. Bu bölgedeki herkes büyük bir tehlikede. Bizi en yakın kasabaya ne kadar hızlı götürebilirsin? Bilmiyorum. Yani burası tam olarak otoban sayılmaz ama elimden geleni yaparım. Tamam, hadi atla. Çabuk. Gidelim. İşte. İşte orada. Motoru kapa. Suyun kıyısında canlı yem. Bu onu çıkartır. Canlı yem mi? Ne demek canlı yem? Bizden mi bahsediyorsun? Burada başka kimseyi görmüyorsun, değil mi?
şansımız yok. Dur! Bir karar verin bayanlar. Yardıma ihtiyacı var. Aman Tanrım! O yaratık peşimizden geliyor. Karabas! Karabas! Hey! O şey de neydi öyle? İyi misin? Evet, iyiyim. Hadi topla kendini ve motoru çalış. Gidelim, gidelim, gidelim. Hadi. Gidelim. Çalışmıyor. Tamam, bu kadar yeter. İnip yürüyeceğiz. Sen aklımı kaçırdın, o şehir hala orada. Kalıp beklemek mi istiyorsun? Burası orada olduğundan daha güvenli. Camını kapa, başka bir arabanın geçmesini bekleyeceğiz. Bunun ne zaman olacağını Tanrı bilir. Ben şansımı güvenli olan içeride deneyeceğim. Orada ormanda hayvanın biri peşimde koşarken dolaşmaya niyetim yok. Buranın güvende olduğunu mu sanıyorsun? O şeyin büyüklüğünü görmedin mi? Bu araba bir saniye bile dayanamayacaktır. O şey bizi paramparça eder. Dediğim gibi, ben şansımı burada deneyeceğim.10 dakikadır oturuyoruz. Daha fazla beklemeyeceğim. Bu benim teknem. Benim dediğim olacak. Oraya bir baksana. Magma kaynama noktasına geldi. Kayalar erimeye başladı. Bunun için ne kadar sıcak olması gerektiğini biliyor musun? Bu şey patlamak üzere. Buradan gitmemiz gerek. Burada olan şey tam bir bilim sayılmaz. Evdeki tüm kanıtlara bakarak bilim bir sonuca varıyor. Gidiyoruz. Alexandra'yı yakaladı. Scott, engel olamadım. Merak etme. Her şey yoluna girecek. Bunlar kim? Bunlar Lua ekibi. Eğlencenin bir parçası olmalı. Umarım daha büyük bir şeye hazırlanmışlardır. Scott bak. Artık duman görünmüyor. Sanırım senin uyan devin erteleme düğmesine bastı. Öyle görünüyor. Yanardağlar her zaman açılıp kapanırlar. Bu kadar hayal kırıklığına kapılma. Kapılmadım, inan bana. İsteyeceğim son şey o bebeğin patlaması. Beni düşündüren onun timsahın insanlara zarar vermesi. Bunun için önce beni aşması gerekecek. Carla, sen burada inip herkesi uyar.
Jack ve ben nehirde timsah arayacağız. Ah, bunun için izninin olup olmadığını bile sormayacağım. Şunun yasal bile olmadığını biliyorum. Beni dinle. O şeyi öldüreceğim ve bunun nasıl olacağı umurumda değil. Yanımda gelmeni istemiyorum ama gelirsen senden yöntemlerim konusunda eleştiri istemiyorum. Anladın mı? Bak, sakin ol, tamam mı? Ne yapman gerekiyorsa yap. Tek söylemek istediğim, burada insanlar var ve dikkatli olmamız gerek. Bu benim ilk avım değil. Ne yaptığımı biliyorum. Şimdi benimle misin? Evet, evet, seninleyim tabii. Park müdürünü nerede bulabilirim? Kendisi şu anda sahnede. Neden, bir sorun mu var? Evet, büyük bir sorun. Beni ona götürür müsün? Sizin için arayayım. Ne hakkında diyeyim? Katil bir timsahın olduğunu ve doğruca buraya doğru geldiğini söyle. Bu komik değil. Sadece şaka yapıyor. Burası tropik bir cennettir. Burada tehlikeli hayvan yoktur. Affedersin. Güvendik. İçeri bir kadın girdi. Ve bileti yok. Evet, doğru doğru koşarak girdi. Evet, kırmızı giysili. Hey Kimiko, o şeyi çalıştırabildin mi? Bu gece parlak olmasını istiyorum. Tamam, o manayı büyük patlama için kullanacağız. Sana 30 saniye içinde sinyal vereceğim. O zaman kapat. Tam zamanında olması gerek. Yoksa bütün sistem için basıncı kaybederiz. Tamam, ve sonra yan patlamalar için ikinci vanaya geçeceksin ve bitecek. Park müdürü sen misin? Evet, benim. Merhaba, ben Carla Stanley. Capinio Yanardağ izleme ekibinden. Sizinle konuşmam gerek. Şu anda adadaki insanlar evet, tehlikede. Evet, sarsıntıları ben de duydum. Capinio'yu uyuyor. Yani duman bile çıkarmıyor, tamam evet, mı? Evet, biliyorum. Bir sorun daha var. Soyu tükenen hayvanlar korunağından dev bir timsah kaçtı. Ekipten iki kişiyi öldürdü ve sanırım bu tarafa geliyor. Yapma. Burada sezonun en büyük loasına hazırlanıyoruz. Ve sen insanları korkutmaya mı çalışıyorsun? İnsanları uyarman gerek. Loayı iptal et ve insanları buradan götür lütfen. Harika, elbette. O zaman herkes parasını geri isteyecek ve bir daha hiç kimse gelmeyecek. Güzel. Hiçbir şey yapma. Ölü turistler paralarını isteyemezler, değil mi? Ama aileleri seni kasti ihmal suçundan dava edebilirler. Sen aklını kaçırmışsın. Söylediklerinin tek kelimesine inansan bile beni arama. Doğal yaşamı korumayı ara derdim. Motoru kapa. Doğruca Lua'ya doğru gidiyor. Hadi iskeleye geri dönelim. Carla'nın insanları ikna etmek için yardıma ihtiyacı olacak. Yakında inanırlar. İnan bana, hala dün gecenin etkisi altındayım. Ben hala sarhoşum. Hayır, ciddiyim. Şu anda dev, dinozora benzer bir şey görüyorum. Merak etme, önemli değil. Bacakların şu anda hiç de pulluymuş gibi gelmiyor. Ben ciddiyim, bu gerçekten oluyor. Bu gerçek. Elbette bebeğim, sen de gerçeksin. Uzak dur! Uzak dur! Bırak onu! Uzak dur! Lanet olsun, uzak dur! Bırak onu! İmdat! Bunu kullanabilir misin? Ben kullanabileceğimi biliyorum ama sen kullanabilecek misin? Bu ne demekti? Şu demek, artık bir avda değilsin. Bir Lua'nın ortasına otomatik tüfeklerle dalmak üzereyiz. Seninki otomatik değil. Bu şeyi kişisel algıladığını biliyorum ama asıl amacımızı unutmamaya çalış. İşte sana bir amaç. Burada ne kadar çok kalırsak, orada o kadar çok insan ölür. Sadece dikkatli ol.
şu şeye bak. Hadi Carla'yı bulalım. Kimse aşağıda bile olmayabilir. Oraya gitmesi uzun sürmez. İşte orada. Çekilin yoldan. Çabuk çabuk. Çekilin çekilin çekilin. Melinda, seni hemen ön kapıya bekliyorum. Anlaşılan park içinde vahşi bir hayvan varmış. Seni uyarıyorum. Eğer şu realite televizyon programlarından biri olduğunuz ortaya çıkarsa bu şeyin çok ciddi yasal sonuçları olacaktır. Şaka mı yapıyorsun? Söylediğim şeylerde anlayamadığın ne var? Bu bir şaka değil. İnsanlar ölüyor. Bu da ne? Kaç! Hayır, 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 hayır. Sakin olun, sakin olun. Her şey yolunda. Hayır! Kaçmayın! Hiçbir şey yok! Yapmayın! Bir şey yok! Hayır! Kaç! Yardım edin! Bir ambulans çağırın! Çıktı ama adanın çok içindeyiz. Buraya ulaşmaları zaman alır. İlk yardım çantası var mı? Sahnenin yanındaki malzeme kulübesinde olacaktı. İşte orada. Gördüm. Orada, çekil, çekil. Amfiteyatroya gidiyor. Onu orada yakalarız. Beni dinle Scott. Bu sahte yanardağ için Oz büyücüsü numarasını yaptıkları yer. Bugün patlamaya büyük bir alev göndermek için yeni bir vana taktılar. Bu olmalı. Sen bunları nereden biliyorsun? Ben bir gazeteciyim, değil mi? Tamam. Tamam, onu yukarı çıkarırsak bununla pişirebiliriz. Sen bunu aç. Biz ateş edip patlatırız. Timsah pişer. Onu yukarı çıkarırım. Bunu nasıl yapacağız? Bu onunla benim aramda, tamam mı? Onu oraya çıkarıp kaçacağım. Sen onu varillerle vur. Carla yapabilir misin? Adamım benim. Oraya çıkabileceğinden emin misin? İştahını kapama. Bu gece timsah barbekü var.
Hadi seni lanet olası. Aman tanrım. Hadi seni pislik. Hadi. Bana lan sonuna kadar açın. Bunu mu istiyorsun? Al. Peki Yanardağ makalen ne olacak? Bilmiyorum. Bir kez daha yanıldım. Herhalde bu senin eski hocanı işsiz bir adam yapacak. Kendini her zaman timsah avcısı olarak pazarlayabilirsin. Tamam bak, gündüz işini bırakma. Her zaman süper timsah hakkında bir haber teslim edebilirim.